Bu eğitimimizde 11 serilik HPLC eğitiminin ikincisi niteliğinde. İlk eğitimde HPLC sistemine genel bir bakış yapmıştık. Bu eğitimimizde de kromatografi teorisi ve ayrım mekanizmalarını detaylı olarak incelemeye çalışacağız. Kısaca ben yeni katılan arkadaşlar için kendimden bahsedeyim. Ben Orhan Çakan, kimyagerim. Yaklaşık 6 yıl ilaç sektöründe kalite kontrol ve Ar-Ge laboratuvarlarında çalıştım. Kromatografi sistemleri üzerine uzmanlaştım. 4 yılı aşkın bir sürede üniversitede araştırmacı olarak çalıştım. Burada kanser araştırmaları yaptım, ileri kromatografi teknikleri üzerine. Uzmanlık alanım analitik metot validasyonu ve metot geliştirme üzerine yoğunlaştı. Kromatografi sistemlerinde özellikle HPLC, LC-MS/MS sistemlerinde ve GC sistemlerinde metot geliştirme ve metot validasyonu üzerine yoğunlukla çalışıyorum. Bu akşam da sizinle kromatografi teorisi ve kromatografik ayrım mekanizmalarını inceleyeceğiz. Konu başlıklarımıza bakacak olursak kromatografinin tanımını öncelikle bir yapacağız. Temel teorisini inceleyeceğiz. Kromatografide çok önemli olan polarite kavramını detaylı olarak göreceğiz. Ve ardından kromatografik ayrım mekanizmalarını inceleyeceğiz. Sunum sonunda da yer varsa sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Sorularınızı soru ekranından sorabilirsiniz ama bölmemek adına soru cevap kısmında not edip sormanızı biz tercih ediyoruz. Bu akşamki eğitim çok teorik ağırlıklı, aşırı yazı içerikli. Bu konuda biraz sizi yorabilir, biraz da uzun bir eğitim olacak. Bunun için birazcık bu akşam sizi yoracağız, öyle söyleyelim. Kromatografinin teorisi önemli. Kromatografi teorisi aslında HPLC sistemini anlama adına önem teşkil ediyor. Kromatografinin öncelikle bir tarihsel gelişimine bakalım. 20. yüzyılın başlarında Rus botanikçi Michael Twist tarafından keşfedildi kromatografi. Rus botanikçi ne yaptı? İçerisinde klorofil ve ksantofil gibi çeşitli pigmentler bulunan bir bitki ekstraktını eter gibi bir çözücüyle çözdü. İçerisinde kalsiyum karbonat tozları bulunan cam kolona doldurdu ve bunun içerisinden geçirerek renk pigmentlerinin ayrıldığını gördü ve kromatografik olan ilk ayrımı 20. yüzyılın başlarında gerçekleştirmiş oldu. Kromatografi açılımı da zaten renkli fotoğraf anlamına geliyor. Renkli fotoğraf terimlerinden türetilerek kromatografi terimi ortaya çıkartılmış oldu böylelikle. Bunun tanımına bakacak olursak biz HPLC'yi az şöyle tanımlamıştık aslında. HPLC'de ne vardı? Hareketli faz var, sabit faz var ve çözünen bizim maddelerimiz var. Bu üçü arasındaki etkileşimini biz etkileşim sonucundaki ayrıma biz HPLC sistemi demiştik ve kromatografi sistemi demiştik. Kısaca nasıl tanımlamıştık? Bir karışımdaki çözel bileşenlerin ayrılması, tanımlanması ve ölçülmesi için kullanılan analitik kimyada bir teknik demiştik. HPLC sistemindeki aslında çözünen sabit faz ve hareketli faz arasındaki etkileşimi de kromatografik ayrımla biz sağlıyoruz. Kromatografinin tanımına bakacak olursak yine aynı şekilde sabit faz, hareketli faz ve çözünen arasındaki çeşitli etkileşimlere dayanarak karışımların bileşenlerine ayrılması tekniğine biz kromatografi diyoruz. En temel ve en genel tanımıyla kromatografi karışımda bulunan maddeleri birbirinden ayırmaya olanak veren tekniktir. En basit şekilde kromatografiyi bu şekilde tanımlayabiliriz. Ses gelmiyor diyenler var arada ama bu zannedersem bant genişlikleriyle alakalı bir şey. Genelde herhalde ses gidiyor. Eğer ses gelmiyorsa internet bağlantısını kontrol edebilirsiniz. Biz kromatografideki tekniği ayrılmak istenen bileşiklerin farklı kimyasal mekanizmalara dayanarak ayrılması olarak tanımlıyoruz. Kromatografide temel olarak polarite, dipol momentler, indüklenmiş dipol, iyonlaşma potansiyeli gibi maddelerin çeşitli özelliklerinden faydalanırız. Ben kromatografi bu örnek üzerinde açıklamayı çok seviyorum. Bu bir nehir örneği. Nehir örneği üzerinden kromatografiyi şu şekilde anlatabiliriz. Nehir zeminini düşünün. Nehir zemininin tamamen kum olduğunu düşünün ve üzerinde sabit akışla akan bir su var.
Bu suyun akış yönü tamamen sabit, aynı yönde akıyor ve akış hızı da sabit olduğunu düşünün. Nehre ağırlıkları farklı olan iki tane madde atalım. Bunlardan bir tanesi yaprak, bir tanesi de taş olsun. Taş nehir zeminiyle oldukça etkileşim halinde ve hareketli faz olan suyla da daha az etkileşim halinde. Ama yaprak nehir zeminiyle çok fazla etkileşim halinde değil. Bu sayede ne oluyor? Bu hareketli faz olan bizim suyumuzla daha fazla etkileştiği için nehrin bitiş noktasına zeminle etkileşim halinde olan taştan çok daha önce varıyor. Taş zeminle etkileşim halinde olduğu için nehrin bitiş noktasına yaprağa göre daha geç bir zamanda varıyor. Şimdi burada ne var? Zemin, su ve bizim moleküllerimiz olan yaprak ve taşın birbiriyle olan etkileşimleri sonucunda ayrılarak bitiş noktasına farklı zamanlarda gitmesini sağlıyoruz. İşte kromatografi de tıpkı buna benziyor. Sabit fazımız bizim nehir bizim kromatografideki sabit fazımız oluyor. Nehrin üzerinde akan su bizim hareketli fazımız. Nehrin içerisine attığımız yaprak ve taş gibi maddelerde bizim ayırmak istediğimiz moleküller. Kromatografide de sabit faz, hareketli faz ve ayırmak istediğimiz molekülleri bu gibi özelliklerden yararlanarak ayırıyoruz. Yakından bakacak olursak daha önce kromatografi kolonu görmüş olanlar bu görseli tanıyacaklar. Kromatografi kolonları 5 cm ile 30 cm arasında değişen, çapları 0.5 cm ile 1 cm arasında yine değişen yüksek basınca dayanıklı çelik borular içerisine doldurulmuş, modifiye edilmiş ya da edilmemiş silisyum oksit veya buna benzer çeşitli kimyasal maddelerden oluşur. Kolonun içerisinde şu yanda da görmüş olduğunuz görseldeki gibi çeşitli gözenek büyüklüklerinde, çeşitli partikül büyüklüklerinde kimyasallar vardır. Ve bunlar sayesinde biz kromatografik ayrımı sağlarız. Büyütmüş olduğumuz resimde bu partiküllerin temsili olarak kolon içerisinde nasıl dizildiğini gösteriyor. Bu görsel üzerinde kromatografik ayrımın nasıl olduğunu ve kromatogramın ne olduğunu detaylı olarak inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Biz kromatogramda bilgisayarda aldığımız dedektör sinyalini bilgisayardan aldığımız dedektör sinyaline kromatogram diyoruz. Kromatogram ise X ve Y eksenlerinden oluşan iki boyutlu bir çizelgedir. Bize aslında yapmış olduğumuz işi görselleştirme imkanı verir. Bunların üzerinde çizdiğimiz diyagramlara da biz pik olarak adlandırıyoruz. Y ekseninde dedektör sinyal şiddetleri yer alır genelde. Z ekseni, X ekseni de zaman çizelgemizdir. 0. dakikadan başlayıp bizim analiz boyunca elde ettiğimiz dakikaya kadar olan zaman çizelgesi de X ekseninde yer alır. Eğer analizimiz 20 dakika ise 0 ile 20 dakika arasında bir eksen görürüz bize X ekseninde. Şu yukarıda görmüş olduğunuz yapı bizim kromatografi kolonumuz ve başında görmüş olduğunuz alanlarda bizim numunelerimiz olsun. Numune içerisinde 3 farklı rengi sahip molekülümüz var. Temsili olarak bu şekilde renklendirdik. Bunları biz numuneye kolona enjekte ettiğimizde ilk halinde kolonun başında bu şekilde birikmiş olarak görünür bileşenler. Ardından mobil faz yani hareketli faz belirli hızlarda akmaya devam ederken bizim kromatogramımız da oluşmaya başlar. Ve maddelerimiz kolon içerisinde kolona veya da hareketli faz olan etkilerine ve ilgilerine göre yavaş yavaş ayrılmaya başlarlar. Ve bu süre zarfında bizim hareketli fazımız sabit akış hızında kolondan geçmeye devam eder. Moleküllerimiz yavaş yavaş ayrılır. Bizim bakın kırmızı artık kolondan çıktı ve dedektöre gitti, dedekte edildi. İlk kolondan çıkan kırmızı moleküller olduğu için bizim zaman kromatogramda görmüş olduğumuz çizelgede de ilk gelen molekülümüz kırmızı molekül oldu. Ardından sarı moleküller dedektöre gitti, ulaştı ve ikinci kromatogramda elde ettiğimiz pik sarı moleküllere ait pikler oldu. Daha sonra mavi moleküller dedektöre ulaştı ve biz mavi molekülünün pikini elde ettik. Tabii burada az önce tanımladım. Kromatogramın tanımını tekrardan bir yapmak gerekiyor. Bu önemli. Kromatogram iki boyutlu bir göstergedir. Bize zaman ve dedektör şiddetini verir. Y ekseninde dedektör şiddeti daima yer alır. X ekseninde de daima zaman birimi yer alır. Zaman birimi birçok kromatografik teknikte dakika cinsinden verilir.
Dakika olarak biz kromatogramda zamanı gözlemleriz. Kromatogramdaki şu görmüş olduğunuz alan bizim pikimiz arkadaşlar. Pik dediğimiz baseline'dan yani ana çizgiden başlayıp tepe noktasına ulaşan ve tekrar simetrik bir şekilde ana çizgiye gelen çizgilerin altında kalan alandan miktar tayini ya da nitel analizler yapılabilen bir kavramdır. Peki tanımlayacak olursak TR alıkonma zamanını ifade eder. Alıkonma zamanı şudur arkadaşlar. Bizim molekülümüzün kolona enjekte edildiği 0. dakikadan dedektöre ulaşıp dedekte edildiği dakikaya kadar geçen zaman dilimi alıkonma zamanıdır. Ben az önceki görselde şurada anlatalım. Eğer ben 0. dakikada numunemi buraya verdim ve 10 dakika sonra dedektöre ulaşıp dedekte edildiyse bizim alıkonma zamanımız 10. dakikadır. Şöyle çizelim. Yani tam pikin tepe noktasından dakikanın geldiği noktaya olan uzaklık bizim 10. dakika ise 10. dakika olarak TR'yi yani alıkonma zamanını belirtiriz. Ölü hacim ise bizim kromatogramdan geçip kolondan geçip dedektöre ulaşan mobil fazımızın ilk verdiği tepki, reaksiyon zamanına biz ölü hacim diyoruz. Genellikle şurada görmüş olduğunuz pikler ölü hacim pikleridir ve bunlar T0 olarak adlandırılır. Altta görmüş olduğunuz alan ise şu alan ise bizim pik alanımızdır ve daima miktar tayini analizlerimiz bu pik alanları üzerinden gerçekleştirilir. Kromatogram genel anlamıyla budur arkadaşlar ve iki boyutlu bir çizelgedir. Bunu unutmuyoruz. Şimdi kromatografinin sınıflandırmasına bakacağız. Kromatografiyi 3 farklı şekilde sınıflandırabiliriz. Hareketli fazın tipine göre sınıflandıracak olursak biz sıvı kromatografisi ve gaz kromatografisi ve süperkritik akışkan kromatografisi olarak kromatografiyi sınıflandırabiliriz. Bizim bu eğitim serimiz şunu içeriyor. Sıvı kromatografisini içeriyor arkadaşlar. Gaz kromatografisi ve süper akışkan kromatografileri farklı bir eğitimin konusu. Bu eğitimde biz hareket fazın tipine göre sınıflandıracak olursak eğitimimiz sıvı kromatografisi olan yani HPLC sıvı kromatografisi başlığı altına giriyor. Uygulama biçimine göre de biz kromatografik tipleri sınıflandırabiliriz. Uygulama biçimine göre sınıflandıracak olursak kağıt kromatografisi, ince tabaka kromatografisi yaygın olarak TLC diye bilinir. Thin layer kromatografi olarak onların baş harflerinden türetilmiş bir terimdir. Burada sütun yani kolon kromatografisi olarak sınıflandırabiliriz. Gaz kromatografisi olarak sınıflandırabiliriz. Ya da yüksek performanslı sıvı kromatografisi olarak uygulama tipine göre kromatografik yöntemleri sınıflandırabiliriz. Yine burada bizim eğitim konumuz 5 nolu madde olan yüksek performanslı sıvı kromatografisi sistemi. Bu akşamın konusu olan ayrım mekanizmalarına göre sınıflandırma ise C başlığı altında sınıflandırıyoruz. Biz bu akşam ayrım mekanizmalarına göre HPLC sisteminde kullanılan kromatografik yöntemleri inceleyeceğiz. Bunlara da başlık halinde bakalım. Nelerdir? Adsorpsiyon kromatografisi, dağılma partisyon kromatografisi, iyon değiştirme kromatografisi, moleküler eleme ya da boyut eleme kromatografisi, afinite kromatografisi olarak 5 başlık altında bu akşam kromatografi sistemlerinde yaygın olarak kullanılan ayrım mekanizmalarını inceleyeceğiz. Bunlara geçmeden önce öğrenmemiz gereken çok önemli bir konu var. Kromatografi dediğimiz zaman aslında polarite kavramını ve apolarite kavramını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü tamamen polarite ile alakalı olarak ayrımlar büyük oranda gerçekleşiyor. Biz öncelikle polar bağı bir tanımlamamız gerekiyor bu noktada. Polar bağ, iki atom arasında bağı oluşturan elektronların eşit dağılmamış olduğu kovalent bağ türüdür. Yani polar bağda ne vardır? İki atom arasında elektronlar eşit dağılmamıştır. Bir diğer deyimle biz genellikle kimya eğitiminde öğrendiğimiz net yükün sıfır olmadığı durumlardır. Yani moleküldeki artı yük merkezi ile eksi yük merkezi dengede değildir. Bir tane eksi, bir taraf eksi, diğer taraf ise artı yük özelliği gösterir genellikle. Polar moleküller suda ve diğer polar çözücülerde iyi çözülme eğilimindedir. Yani suda neden iyi çözülüyor? Çünkü su en iyi polar çözücülerden biridir. Bunun için polar bileşenleri polar olan suda çözmek daha kolaydır. Apolar molekül nedir?
asimetrik yük dağılımı olmayan, yani simetrik bir yük dağılımına sahip moleküllerdir. Yani diğer bir deyişle net yükün sıfır olduğu yapılardır. Bu nedenle pozitif veya negatif kutuplar oluşmaz. Başka bir deyişle apolar moleküllerin elektrik yükleri molekül boyunca eşit olarak dağılmıştır. Apolar moleküller genelde organik olan apolar çözücüler içinde çözünme eğilimindedir. Evet, şu yanda da görüyorsunuz, metan bir apolar molekül, su ise polar bir molekül. Suda baktığımız zaman kutuplaşma var. Net yük eşit bir şekilde dağılmamış. Burada da artı ve eksi yük farkları ortaya çıkıyor. Ama metanda hidrojen bağları net yükü sıfırlıyor. Net yük eşit bir şekilde dağılmış. Aslında elektronegatiflikle de çok yakından alakalı. Elektronegatiflik arttıkça polarite de artıyor. Sık kullanılan iyonların elektrik yüklerine, elektronegatifliklerine bakarsak flor, oksijen, klor, azot, brom, karbon ve hidrojen olarak biz elektronegatifliklerini sıralayabiliriz. Buradaki bağ oluşumlarına göre elektronegatiflik artar. Elektronegatiflik arttıkça da polarite artar. Polarite arttıkça da bizim sudaki çözünürlüğümüz o derecede artar arkadaşlar. Apolar moleküller bizim gün içerisinde birçok yerde, belki de en sık gördüğümüz oksijen, azot, ozon, karbondioksit gibi çözücüler, organik moleküllerden metan, etan, toluen, benzen gibi alkiller gibi moleküller, bileşikler, sol gazlar ve inert gazlar olarak biz apolar molekülleri biliyoruz. Argon, helyum, kripton ve neon, bunların en yaygın bilinenleri, kullanılanları. Ama şunu unutmamamız gerekiyor. Pek çok molekül kısmen polar, kısmen ise apolar özellik gösterir. İşte kromatografinin temel zorluğu da burada ortaya çıkıyor. Kromatografik ayrım teknikleri günümüzde bu kadar fazla gelişmesindeki aslındaki en temel sebep budur. Biz her moleküle tamamen polar ya da her moleküle tamamen apolar diyemiyoruz. Özellikle ayrım tekniklerini kullanırken binlerce molekül olduğunu düşünürseniz bu gittikçe zorlaşıyor. İşte bu da durum böyle olduğu için de genelde biz ayrım tekniklerini çeşitlendiriyoruz. Ve şu ilkeyi hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bize kimya eğitiminde herhalde en önce öğretilen şeylerden biriydi. Benzeri çözer ilkesi. Yani polar poları çözer, apolar apoları çözer. Çözünürlük oldukça önemlidir kromatografide. Eğer siz bir şeyi iyi çözemiyorsanız kromatografik ayrımı da kesinlikle iyi bir şekilde yapamazsınız. Bu çok önemlidir. Onun için benzeri çözer ilkesiyle hareket edip bu çözücülerin karışılabilirliğini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Burada bir çözücülerin karışılabilirliği tablosu var. Bu çok yaygın bir tablodur ve her laboratuvarda olması gereken bir tablodur. Laboratuvarınızda yoksa kesinlikle bunu alın ve duvarınıza asın arkadaşlar. Çözücüler oluşturulurken özellikle kromatografi sistemi kullanıyorsanız bu çözücülerin karışılabilirliği tablosunu dikkate almanız gerekiyor. Burada baktığımız zaman örneğin su neyle iyi karışıyor? Yeşillere bakarsak yeşiller suyla iyi karışan diğer solventler. Kırmızılar ise birbiriyle karışmayan solventler. Örneğin su tetrahidrofuranla, etanolle, asetonla, asetonitrile çok iyi karışırken aşağı doğru direkt bir çizgi çekersek şunu şu şekilde gösterelim. Şuradan bakalım. Örneğin su hegzanla karışıyor mu? Buna bakmamız gerekiyor. Hegzanı şuradan çekelim. Bu tablo bu şekilde okuyacaksınız. Suyu da yukarıdan çekelim. Şurayı maviyle yapalım. Yoksa görünmeyecek, ya da beyazla yapalım. Bakalım su karışıyor mu? Evet. Hegzanla birleştirdiğimizde örneğin su hegzanla bu çizelgeye göre karışmıyor. Bu çok önemli. Biz su ile hegzanı karıştırmaya çalışırsak iyi bir karışım elde edemeyiz. Karışamazlar. Yağ ile suyu düşünün. Aynı şekilde. Karışmazlar. Bu zaman biz hegzan ve suyu biz aynı sistemde mobil faz olarak, yani hareketli faz olarak kullanamayız. Bu mümkün değildir. Hegzanın girdiği bir kromatografik koluna direkt su sokamayız. Çünkü kolonu bozar. Bu çizelge oldukça önemlidir. Gördüğünüz gibi hegzan ve suyu karıştıramıyoruz. Şu kırmızı olan alanda yine diğer solventleri birbiriyle karıştıramıyoruz. Polarite işte burada devreye giriyor. Önemli olan polaritede polarlıkları bilmek, bunları ayırmak. Özellikle metot geliştirmelerde moleküllerin polar mı apolar mı olduğunu bilmek çok önemli. Bunları da nasıl? Genellikle literatür taramalarında ya da molekül yapılarına baktığınızda bunu görüyorsunuz. Moleküllerin polar mı apolar mı olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Bu konuda biraz kimya bilgisiyle beraber tabii akademik bir araştırma, doğru düzgün bir araştırma ve doğru hedefe gönderiyor. Kromatografik ayrım mekanizmalarına
Girmeye başladık arkadaşlar. Öncelikle biz kromatografik ayrım mekanizmalarını iki başlığa ayırıyoruz. Biri normal faz kromatografi, diğeri ise ters faz kromatografi sistemleri olarak ayırıyoruz. Normal faz kromatografi sistemi ve ters faz kromatografi sistemi olarak ayırmamızın temel sebebi sabit faz partiküllerinin polar ve apolar mı olduğuna bağlı. Eğer normal faz kromatografisinden bahsediyorsak bizim sabit faz partiküllerimiz polar, hareketli faz çözücümüz de apolar olmak zorunda. Eğer biz ters faz kromatografisinden bahsediyorsak sabit fazımız apolar, hareketli fazımız ise polar olmak zorunda. Bu tablo önemli. Eğitim sonuna kadar daima bu tabloyu kullanacağız. Gözünüzün önünden götürmeyin lütfen. Gerekirse bir yere not edebilirsiniz. Normal fazda sabit fazımız polar, hareketli fazımız apolar. Ters fazda sabit fazımız apolar, hareketli fazımız polar. Bu önemli. Bunu diğer yerlerde de kullanacağız. Normal fazı inceleyelim öncelikle. Normal faz ne? Biz başta da bahsettik. Rus botanikçi Michael Twist'in bitki ekstraklarını ayırdığı bir sistem vardı. Cam kolon içerisinde kalsiyum karbonatı dolduruyor ve eter içerisinde çözmüş olduğu bitki pigmentlerini kalsiyum karbonat dolu olan cam kolondan geçiriyor ve bu sayede bitki pigmentlerinin renk renk ayrıldığını gözlemliyor. Buradan bizim sabit fazımız kalsiyum karbonatımız nedir? Bir polar dolgu maddesidir. Eter ise apolar bir hareketli fazdır. Apolar bir çözücüdür. Bitki pigmentlerini çözme yeteneği olan apolar bir çözücü olan eterle sabit fazın polar etkisinden faydalanarak ilk kromatografik ayrımını gerçekleştiriyor. İşte bu ilk kromatografik ayrımın temeli olduğu için biz bu sistemi normal faz olarak kabul ediyoruz. Bunun için de normal faz olarak adlandırılmış. Ne yapmış burada? Normal fazdaki etkileşimlere bakalım bu görsel üzerinden. Bizim sabit fazımız yani silika dolgu maddemiz normal fazda nedir? Polar bir dolgu maddesidir. Numunemizin içerisinde 3 tane karışım olduğunu düşünün. Sarı, kırmızı ve mavi boyaların olduğu bir boya numunesi olduğunu düşünün. Biz bu boya numunelerini ayırmak istiyoruz ve bizim kromatografik kolonumuz, sabit fazımız normal faz olan bir polar dolgu maddesi. O zaman biz hangi hareketli fazı kullanacağız? Polar bir dolgu maddesi varsa az önceki tablodan da hatırlayın. Hareketli fazımız apolar olması gerekiyor. Burada sabit fazımız silika, hareketli fazımız da hegzan olarak kullanılmış. %100 hegzan. Ayrım nasıl gerçekleştirilmiş? Önce şurada görüyorsunuz mavi boyamız ayrılmış. Bakın mavi boyamız önce ayrılıyor. Daha sonra kırmızı boyamız gelmiş. Ardından da sarı boyamız gelmiş. Şimdi bu tabloyu yorumlayalım. Moleküllerimiz normal faz kromatografisinde mavi, kırmızı ve sarı olarak kolondan çıkmışlar. Burada biz şunu diyoruz. Hareketli faza eğer bir molekülün ilgisi varsa, hareketli fazla iyi çözünüyorsa onunla beraber hareket eder. Yaprak örneğinden, nehir örneğinden hareketle gidelim. Neydi? Suya daha çok temas ediyorsa suyla beraber hareket edecek. Eğer zemine temas ediyorsa, zeminle daha çok ilgisi varsa orada tutunacak, oyalanacak. Daha geride çıkacak. Mavi faz o zaman bizim apolar olan hegzanla benzer yapıya sahip. Ona daha fazla ilgi duyuyor ve kromatografik olanından daha önce çıkıyor. Kırmızı boyamız ise maviye göre daha az apolar olan hegzana ilgi duyuyor. Onun ilgisi birazcık daha fazla silika dolgu maddesine yatkın. Onun için kolonda biraz daha fazla oyalanıyor ve maviye göre biraz daha geç çıkıyor. Ama kolon dolgu maddesini daha çok seven, onun yapısına daha uygun olan, yani polar yapıya daha uygun olan sarı molekülümüz ise kolonda en fazla oyalanıyor ve en son bu çıkıyor arkadaşlar. Normal faz kromatografisinin temel prensibi bu. Moleküllerin polaritelerine göre ayrım. Aslında kromatografinin birçoğundaki temel yaklaşım bu. En yaygın kullanılan kromatografik yaklaşımlardan biridir. Şimdi geçelim ters faz kromatografisine. Bizim ilk anlattığımıza normal faz dediler. Neden normal faz dediler? 20. yüzyılın başlarında Rus botanikçinin keşfettiği kromatografik yönteme
birebir uyduğu için buna normal faz olarak adlandırdılar. Pekala, ters faz kromatografisi neden denildi buna? Bu da aslında normal fazın tam tersi bir işlem olduğu için ters faz kromatografisi geliyor. Bu ters faz terimi tamamen bununla alakalı. Yani polar Rus botanikçinin uygulamış olduğu yöntemin tam tersi olduğu için biz bu sisteme ters faz kromatografisi diyoruz. O zaman az önceki örnek üzerinden gidelim. Bakın şemaya bakın dikkatli. Mavi, kırmızı ve sarı boyalarımızı görüyorsunuz değil mi? Tamamen tersine dönmüş. Sabit fazımıza bakın. Az önce normal fazda sabit fazımız polarken ters faz kromatografisinde sabit fazımız apolar oldu. C18 ise buradaki karbon zinciri uzunluğunu gösteriyor. Silika yapılarını C18 molekülleriyle revize ederek apolarlığını arttırıyorlar. Bunu da ilerleyen slaytlarımızda inceleyeceğiz. Bakalım sabit fazımız apolar. Hareketli fazımız o zaman bu durumda ne olacak? Polar olan bir sulu çözelti olabilir. Ne demiştik? Suyun polaritesi çok yüksektir. O zaman bizim buradaki hareketli fazımız içerisinde su oranı yüksek olan bir hareketli faz olabilir. %100 su diyemeyiz buna ama %70 su, %30 metanol gibi bir çözelti diyebiliriz. Numunemiz yine içerisinde mavi, kırmızı ve sarı boyaların olduğu bir numune. Bakın burada ilk kim çıkmış? Sarı boyamız çıkmış. Daha sonra kırmızı boyamız. Ardından ise mavi boyamız çıkmış. Burada ne var o zaman? Bizim hareketli fazımıza, yani mobil fazımıza en fazla ilgiyi sarı boyamız göstermiş. Az önce de normal fazda da aynısı vardı arkadaşlar. Sarı boya normal faz olan polara daha ilgiliydi. Şimdi kromatografide tersine döndü. Hareketli fazımız polar. O zaman sarı doğal olarak polar olan hareketli faza ilgi duyacak. Kırmızı hep ortada. Kırmızı ikisine de eşit uzaklıkta bir demek ki ilgisi var. Burada da kırmızının yeri değişmemiş. Biraz polara ilgisi var. Biraz apolara ilgisi var. Ama maviye bakın. Mavi bizim neye, normal fazla neye ilgisi vardı? Bizim hareketli fazımız olan apolar faza ilgisi vardı. O zaman burada apolar olan faz ne arkadaşlar? Sabit fazımız. O zaman burada apolar olan sabit faza ilgisi artacak. Bu da demek oluyor ki en son mavi boyamız kromatografik kolonunu terk edecek. Normal fazda ilk çıkan mavi boya sabit ters faz kromatografisinde en son çıkacak. İşte kromatografik ayrımın temeli aslında buraya dayanıyor. Kromatografiyi ters faz mı kullanacağız, normal faz mı kullanacağız sorusuna gelecek olursak da aslında burada molekül yapısını iyi tanımak, molekülün polaritesini, apolarlığını ve birçok başka kimyasal özelliğini, viskositesini, çözünürlüğünü, hangi çözeltilerde daha iyi çözünürlüğünü iyi bilip buna göre doğru bir kromatografik olanı seçmek çok önemli. Bu konuda biz bir seminer daha yapacağız. Metot geliştirme semineri. Metot seçimleri nasıl yapılır? Kolon nasıl seçilir? Molekül yapısına bakarak metotlar nasıl belirlenir? Nasıl metot geliştirilir seminerini ilerleyen seminerlerinde bu HPL seminerimiz bittiğinde ayrı bir seminer olarak yapacağız. Orada detaylı olarak buna değineceğiz arkadaşlar. Evet, burada da şunu gösteriyoruz. Normal faz kromatografi aralığı, ters faz kromatografi aralığında neler var? Çözücü gücüne bakacak olursak bizim normal faz kromatografide yukarıdan hegzan, heptan, ksilen, toluen, dietileter, diklorometan, kloroform, aseton, dioksan, DHF, etilasetat, dimetil sülfoksit. Bunları biz normal faz kromatografi sisteminde çözücü olarak kullanabiliyoruz. Bunlar çünkü çok polar moleküller. Özür dilerim, çok apolar moleküller. Diğerlerine bakıyoruz. Normal ters faz kromatografide ne kullanıyoruz? Asetonitril, izopropanol, IPA olarak adlandırılıyor. Etanol, metanol ve su. Bunlar da bizim ters faz kromatografisinde çözücü, hareketli faz olarak yaygın olarak kullandığımız çözücüler. Bunların polariteleri üstte belirttiğimiz moleküllerin polaritelerine göre oldukça fazla. O zaman biz apolar olan ters faz kromatografisinde bunları hareketli faz olarak kullanabiliriz. Aynı zamanda sabit faza bakacak olursak, yani dolgu maddelerine bakacak olursak, ters faz kromatografisinde C8, C18, C4 gibi yan fonksiyonel grupları sıklıkla kullanabiliyoruz. Fenil, PFP, amit, diol amit gibi grupları biz ters faz kromatografisinde sıklıkla kullanıyoruz. Bunlarla modifiye edilmiş silika dolgu maddeleri ters faz kromatografi kolonları olarak piyasada satılıyor. Bunları göreceksiniz. Silika, ya direkt modifiye edilmemiş doğal silika ve 2 etil pridin, 2
pikoamin, aminopropil, diol gibi gruplarla modifiye edilmiş silikalarda normal faz kromatografi aralığında sıklıkla kullanılıyor. Bunlar piyasada hali hazırda satılan modifiye edilmiş ya da edilmemiş silika kolonlarının aslında kimyasal özellikleri. Yani biz kolonun kimyasal özelliğine bakarak da polar bir kolon mu, apolar bir kolon mu olduğunu, buna göre bizim çözeltimizin polar ve apolarlığına bakarak da hangi kolonu tercih edeceğimize karar verebiliyoruz. Aslında bu tabloları baktığımızda ve molekülümüzün yapısını bildiğimizde biz hangi kolonla çalışacağımıza karar veriyoruz. İşte polarite burada çok önem kazanıyor. Siz eğer bir şeye karar verme mekanizmasının içerisindeyseniz, bir şeye karar verecekseniz bu konuyu çok iyi teferruatlı bir şekilde bilmeniz gerekiyor ki doğru kromatografi kolonunu seçebilirsiniz. Şimdi az önce bahsettik ters faz ve normal faz kolonlarına. Ne dedik? Oktadesil, oktil ve dimetil olarak gruplar ayrılıyor. Oktadesil ODS diye geçer genellikle kromatografi kolonlarında. Silisyum oksit tareciklerine 18 karbona sahip olan bir CH3 grubu bağlanmıştır. Bakın zincir şeklinde yapıdır. Şurada görmüş olduğunuz yapı aslında bir tanesinin temsilidir. Bir molekülün üzerine, tek bir molekülün üzerine bu C18 yapılarıyla onlarca, belki de yüzlerce yapı eklenerek bizim kolonumuzun apolaritesi arttırılır. Yani polar olan bir silisyum oksit kolonu, dolgu maddesi apolar hale getirilir. Böylelikle ters faz kolonları elde edilir. C8 olduğunda C18'e göre birazcık daha az apolardır. Ya polarlığı biraz daha fazladır. Dimetilde ona nazaran, C8'e nazaran daha az apolardır. Normal faza bakıyoruz. Yine silisyum oksitleri üzerine siyanopropil grupları ekleniyor. Aminopropil grupları da eklenebilir. Az önce bahsettiğimiz gibi. Burada da görüyorsunuz silisyum oksit taneciklerinin üzerine çeşitli gruplar eklenmiş. Bunlar ne yapılıyor? Günümüzün teknolojik altyapısı kullanılarak silikalar modifiye ediliyor. Modifiye edilmiş silikalar da kromatografi kolonlarına doldurularak bizim polar ya da apolar kolonlarımız elde edilmiş oluyor. Şimdi ilk kromatografik ayrım tekniğimiz olan absorpsiyon kromatografisini inceleyelim. Absorpsiyon kromatografisi 3 başlık altında inceleyebiliriz. Kolon kromatografisi, ince tabaka TLC kromatografisi ya da gaz katı kromatografisi. Yani aslında gaz kromatografisi, GC olarak adlandırdığımız gaz kromatografisi. Burada nasıl yapılıyor? İnce silika yüzey kapiler kolonların içine dolduruluyor ve içerisinden gaz geçiriliyor. Buna da gaz katı kromatografisi deniyor. Absorpsiyon mantığını birazcık daha açacak olursak, aslında absorpsiyon nedir? En temel tabiriyle yüzeyde tutunma anlamına gelir. Yani moleküllerin yüzeyde tutunması, herhangi bir kimyasal reaksiyona girmeden fiziksel etkileşimlerle yüzeyde tutunmasıdır. Yüzeyde tutunma mantığıyla bileşenlerin ayrılmasıdır. Yani absorpsiyonda bileşik ile sabit faz parçacıkları arasında fiziksel bir bağlantı olur. Genelde polar maddeler için polar çözücüler, apolar maddeler için apolar çözücüler kullanılır. Başta da dediğimiz gibi benzeri çözer ilkesinden eğer bizim maddemiz polarsa polar bir sabit faz ya da polar bir çözücü olarak adlandırabiliriz. Apolarsa apolar bir çözücü adlandırabiliriz. Şu son madde önemli. En fazla absorplanan maddelerin sürüklenmesi ve hareketleri daha yavaş olur. Eğer bir molekül başta da bu renk pigmentlerini ayırdığımız örnekte de gördüğünüz gibi eğer sabit fazla absorplanıyorsa yavaş hareket eder, kolondan geç çıkar. Eğer az absorplanıyorsa hareketleri hızlıdır ve daha hızlı kolondan çıkarlar. Genellikle absorpsiyon kromatografisinin etkileşimleri dipol-dipol, dipol indüklenmiş dipol, hidrojen bağı, pi elektron kompleks oluşumu gibi etkilerle ortaya çıkar. Bunlar tamamen fiziksel etkilerdir. O anlık gerçekleşir ve sonra kaybolur. Moleküllerin yapılarında herhangi bir kimyasal değişime yol açmazlar. Sabit faz olarak alüminya, silika jel, talk ve bunun gibi gözenekli maddeler sıklıkla kullanılır. Hareketli faz olarak ise alkol, aseton, kloroform gibi bütün organik çözücüler kullanılabilir. Sabit ve hareketli fazın seçimi ayrımı yapılacak bileşiklerin polaritesine ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak değişir. Burada yine bir polariteden bahsediyoruz. Kimyasal özellik ve polarite bizim sabit faz ve hareketli faz seçimimizde
oldukça önemli. Şimdi gelelim ters faz dağılma kromatografisine. Aslında partisyon kromatografisi olarak partisyon, yani Türkçe olarak adlandıracak olursak dağılma kromatografisi olarak adlandırıyoruz. Burada öncelikle dağılma terimini bir açıklamamız gerekiyor. Dağılma, bir karışımdaki maddelerin birden fazla çözücü içerisindeki çözünürlükleri oranında dağılmasıdır. Bu çözücünün ve maddenin özelliklerine bağlı bir fonksiyondur. Yani bizim maddemiz iki tane sıvı faz arasında farklı özelliklerde dağılıyor. Hangi sıvıda daha iyi çözünüyorsa o sıvıda daha iyi dağılıyor bizim molekülümüz. O zaman o sıvıya olan ilgisinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu kromatografide ayrım çözünürlük esasına göre karışımın sabit ve hareketli faz arasındaki dağılıma dayanır. Az önce dediğimiz kavram. Sabit sıvı faz yüksek yüzey alanlı gözenekli bir katı destek maddesine emdirilmiştir. Hareketli faz ise sıvı veya gazdır. Evet arkadaşlar, biz neden bahsediyoruz? Bizim kromatografiyi tanımlarken temel tanımımız nedir? Sabit fazı katı, hareketli fazı sıvı olan bir ayrım tekniğidir diyoruz kromatografiye. Ama burada biz ne dedik? Sıvı sıvı kromatografisi. O zaman nasıl oluyor? Burada aslında yine katı. Bizim sabit fazımız katı. Şöyle düşünün, bir silika üzerine sıvı emdiriliyor ve bu sıvı, emdirilen sıvı bizim çözücümüzle, yani hareketli fazımızda çözülmeyen bir sıvı. Zaten çözünse kromatografik olanı özelliğini kaybeder ve biz burada analiz gerçekleştiremeyiz. Yine sıvı katı partiküllerin üzerine sabit hareketli fazla çözülmeyen bir sıvı emdirilerek biz ayrım gerçekleştiriyoruz. Yani bunun adına biz aslında sıvı sıvı ayrımı diyoruz. Bu da dağılma partisyon kromatografisi olarak adlandırılıyor. Burada şöyle bir esas yaklaşım var. Çözünürlüğü sabit fazla olan bileşikler sistemde daha uzun süre tutulduğu için sistemi daha geç terk ederler. Evet, bu önemli bir yaklaşımdır. Çözünürlüğü sabit fazla eğer fazlaysa, bizim o katı maddeye emdirilmiş sıvı fazla fazlaysa, kolonu daha sonra terk ederler. Çünkü sabit fazımıza daha fazla ilgi duyarlar, hareketli faza daha az ilgi duyarlar ve kolonu daha sonra terk ederler. Ters faz dağılma kromatografisini biz ikiye ayırıyoruz. Sıvı sıvı kromatografisi, gaz sıvı kromatografisi olarak adlandırıyoruz. Gaz sıvı kromatografisi yine sabit fazımız katı partiküllerin üzerine emdirilmiş sıvı bir faz, hareketli fazımız ise gaz. Bu da aslında bizim gaz kromatografi olarak adlandırdığımız ayrı bir eğitim konusu. Burada esas anlatmak istediğimiz konu sıvı sıvı kromatografisi. Sıvı sıvı kromatografisinde az önce bahsettiğimiz gibi sabit faz katı bir fazın üzerine emdirilmiş bir sıvı çözelti, hareketli faz ise yine sıvı arkadaşlar. Aynı zamanda başta bahsettiğimiz gibi ne dedik? Normal faz kromatografi var ve ters faz kromatografi var. Dağılma partisyonunun da az önce bahsettiğimiz başlıkta ne dedik? Ters faz dağılma partisyon kromatografisi. Bir de normal faz dağılma partisyon kromatografisi var. Aslında bu normal faz dağılım partisyon kromatografisi bizim size ilk olarak anlatmış olduğumuz adsorpsiyon kromatografisiyle neredeyse benzer özelliklere sahip. Yani sabit fazın yüksek bir polaritede, yani hidrofilik seven bir yapıda olduğu ve hareketli fazın düşük bir polaritede, yani suyu sevmeyen bir yapıda olduğu kromatografi çeşididir. Yani esas olarak sabit fazın silika jel gibi bir hidrofobik bazı içerdiği adsorpsiyon kromatografisiyle neredeyse aynı bir tekniğe dayanırlar. Hatta birebir aynıdırlar. Aminopropil grupları ve siyanol grupları gibi polar fonksiyonel gruplar silis jeli üzerine bağlanmasıyla oluşturulan malzemeler çoğu zaman sabit faz olarak adlandırılır. Burada ne yapıyor? Silis, yani silisyum oksitin üzerine aminopropil grupları veya siyanol grupları bağlanarak normal faz dağılım partisyon kromatografisi elde ediliyor. Yani bizim normal faz olan silisimizin üzerine, silisyum oksitimizin üzerine yine sıvı bir normal faz emdiriliyor. Hekzan ve kloroform gibi polar olmayan çözücüler hareketli faz olarak kullanılır. Evet, biz normal fazdaki sabit fazımız bizim neydi? Polar. O zaman çözücümüz de hekzan ve kloroform gibi apolar çözücülerden oluşmak zorunda. Silika jel tabanlı adsorpsiyon kromatografisinde olduğu gibi çözünen maddeler ile sabit faz arasında etkileşen kuvvet, az önce bahsettiğimiz adsorpsiyon kromatografisindeki hidrojen bağı ve dipol etkileşimler gibi hidrofilik etkileşimlere dayanan fiziksel etkileşimlerdir.
Yani burada da hidrojen bağı ve dipol-dipol etkileşimleri gibi fiziksel etkileşimlerle aslında moleküller ayrılır. Yüzeydeki adsorpsiyon etkisini normal faz dağılım partisyon kromatografisinde de görüyoruz. Bu nedenle aslında adsorpsiyon kromatografisi dediğimizde normal faz dağılım kromatografisinde tarif etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu ikisini aynı değerlendirebilirsiniz. Şimdi normal faz kromatografisi ile ters faz kromatografisini birazcık karşılaştıralım. Bu sizin olayı biraz daha iyi anlamanıza yarayacak. Normal faz neydi? Rus botanikçinin ilk icat ettiği polar olan sabit fazda apolar olan bir çözücü ile ayrım sağladığı sistemdi. Ters faz neydi? Tamamen normal fazın tersi olan sisteme de ters faz diyorduk. Yani sabit fazımız apolar, hareketli fazımız daha çok polar içerikli hareketli faz. Neler var burada? Yapısal normal fazla yapısal izomerlerin ayrılması için etkili. Yani bunu aslında eğer sektörde çalışıyorsanız ya da üniversitede çalışma fırsatınız olduysa şu şekilde adlandırabiliriz. Kiral analizler normal faz kromatografi sisteminde yapılır. R ve S izomerlerini ayırmak için biz normal faz kromatografi sistemini kullanabiliriz. Bunu ters faz kromatografi sisteminde yapmanız pek mümkün değil. Yani buna da biz yapısal izomerlerin ayrılmasında etkili olarak adlandırıyoruz. Ters faz ile elde edilemeyen ayrım seçiciliğini sunar. Biz ters faz ile işte az önce bahsettiğimiz R ve S izomerlerini ters faz ile elde edemiyoruz. Buradaki ayrım seçiciliğini normal faz kromatografisinde elde ediyoruz. Dengelenme süresi oldukça yavaştır ve alıkonma sürelerindeki dalgalanma eğilimleri çok fazladır. Bu da bu sistemin dezavantajı. Bir diğer dezavantajı da eluentler, yani bizim solventlerimiz oldukça pahalıdır. Bu sistemi kullanmak diğer analizlere göre maliyetlidir. Ters faz kromatografisi geniş bir uygulama yelpazesi sunar. Bunun için normal faz kromatografiye göre oldukça avantajlıdır. Homologların ayrılması için etkilidir. Sabit faz uzun ömürlüdür. Sabit fazları biz saklayabiliriz. Eğer tuz, tampon çözeltileri çökmüyorsa stabiliteleri süresince saklayabiliriz. Dengelenme sistemleri oldukça hızlıdır bu sistemde. Yani kolonu şartlama süresi olarak söyleyebiliriz. Eluentler ucuzdur ve kullanımları oldukça kolaydır. Çevreye zararları diğer eluentler kadar, normal faz eluentleri kadar zararlı değildir. Şimdi normal faz partisyon kromatografisini şu örnek üzerinde biraz anlatmaya çalışalım. Normal faz partisyon kromatografisinde sabit fazımız neydi? Silisyum oksit ya da siyano grupları ya da amino grupları veya dipol gruplar bizim sabit faz kolonların dolgu maddemizdi. Yani polar özelliği oldukça fazla olan gruplar. Bakalım burada silisyum oksit olarak bizim molekülümüzün üzerine silisyum oksit grupları şurada eklenmiş görüyorsunuz. Bu bize kromatoromda nasıl yansıyacak? Onu görelim. Tek bir benzen halkası oldukça zayıf bir etkileşim gösterecek siyano grubuyla. Ama OH gibi bir eğer grup bulunuyorsa bizim molekülümüzde oldukça fazla etki gösterecek. Neden? Molekülümüz burada silisyum oksit polar bir yapıya sahip. Molekülümüz de polar özellik kazandı. Böylelikle sabit fazımızla daha fazla etkileşti. Kromatoramdan da görecek olursak alıkonma süresi daha fazla. Şu x eksenimiz neydi bizim? Zaman çizelgemiz. Zamanda şuraya 0. dakikaysa şöyle devam edelim. Ne yapıyor? 10. 20. dakikalara doğru gidiyor. Polar özelliği fazla olan benzen halkasının OH grubu eklenmiş molekülümüz ne yapıyor? Polar fazla daha fazla etkileşiyor ve daha geç çıkıyor. Diğerine bakalım. Yapısal engelleri bulunan. Bakın burada da aslında bir OH grubu var ama yanda da yapısal etki sağlayan molekülü birazcık daha apolar hale getiren yapısal engeller var bu molekülümüzde. O zaman bu daha erken çıkacak. Neden? Bizim apolar olan hareketli fazımıza daha fazla ilgi gösterecek. Hareketli fazla daha fazla ilgi gösterdiği için kolonu daha hızlı terk edecek. O zaman biz burada altta gördüğümüz yapısal engelleri bulan molekülü kromatoramda daha önde göreceğiz arkadaşlar. Normal faz kromatografisinin temel yaklaşımı da bu. İyon değiştirme kromatografisine gelelim. Üçüncü başlığımız. İyonik bileşikleri ayırmak için kullanılan bir tekniktir. Ayrıca suda çözülen organik maddelerin analizinde de kullanılır. Katyonlar için negatif yüklü fonksiyonel grupları dolgu maddeleri, kolonlar, anyonlar için pozitif yüklü fonksiyonel gruplu dolgu maddeli kolonlar kullanılır. Yani katyonları ayırabilmek için negatif yüklü fonksiyonel gruplu dolgu maddeleri kullanıyoruz. Anyonlar için ise pozitif yüklü fonksiyonel gruplu dolgu maddeleri kullanıyoruz.
İyonun molekül ağırlığı arttıkça kolonda tutunma gücü de artıyor. İyon değiştirme kromatografisinde çözünenlerin ve sabit fazla zıt yüküye sahip olması gerekiyor ve birbirine elektrostatik etkileşimde tutunarak ayrımları gerçekleştirmesi gerekiyor. İyon değiştirme kromatografisi hedef çözücüler üzerinde yüke göre iki türe ayrılabilir. Biri katyon değiştiriciler, biri diğeri anyon değiştiriciler. Doğal olarak iyonik maddeler iyon değişim kromatografisinin hedefidir. Proteinler, peptitler, amino asitler hepsi iyonik maddelerdir. Bu nedenle iyon değişim kromatografisi kullanılarak analiz edilebilirler. Bu ayırma modu biyokimya alanında da yaygın olarak kullanılıyor. Bakacak olursak burada iyon değiştirme kromatografisi aslında HPLC'de kullanılan bir ayırma modunu belirtirken bir de iyon kromatografisi var arkadaşlar. Bunu sıklıkla duyarsınız. İyon değiştirme kromatografisi dediğimizde biz HPLC sisteminde bir ayrım modunu tarif ederiz. Ama iyon kromatografisi dediğimizde aslında bir bütün. İyon kromatografi sistemi de HPLC sistemi gibi başlı başına iyonik analizleri gerçekleştirmek için üretilmiş bir sistem. Bu ikisini karıştırmamak gerekiyor. Çünkü HPLC'den ayrılan iyonları var. İyon kromatografisinde de yine anyon ve katyonlara ayırıyoruz. İyon değiştirme kromatografisi mantığından faydalanıyor ama orada tamamen saprosel gibi farklı yardımcı ekipmanlar, tamamen ona göre dizayn edilmiş iç yapılarla iyon kromatografisi analizleri gerçekleştirebiliyor. Yaygın olarak kullanılan katyon iyon değiştiriciler, sülfopropil, metil sülfonat, karboksil metiller yaygın olarak katyon değiştirici iyon değiştiriciler olarak kullanılır. Anyon iyon değiştiriciler olarak da dördüncü amonyumlar, dördüncü amino etiller ve dietil amino etiller de kullanılabilir. İyon değiştirme kromatografisini burada net olarak görüyoruz. Elektrostatik etkileşimler artı ve eksi yükler arasında sahip. Bizim reçinemizin silisyum oksitimizin üzeri bir iyon değiştirici, anyon değiştirici molekülle az önce saydığımız sabit faz kaplayıcılarıyla anyon değiştirici reçinelerle kaplanmış. Burada bakıyorsunuz anyon değiştiricinin yükü artı, bizim yakalamak istediğimiz molekül eksi yüklüyse öncelikle bu mobil fazda eksi yüklü molekül yakalanır. Ardından hareketli faz değiştirilerek iyonun bizim ayırmak istediğimiz molekülün hareketli faza olan ilgisi arttırılır ve bu sayede bizim iyonik ayrımımız gerçekleştirilebilir. Katyon değiştiriciler için herhalde de olay tam tersidir. Bizim sabit fazımızın üzeri eksi yüklü bir katyon değiştirici reçine ile kaplanmıştır. Ama hareketli fazımızdaki iyonumuz artıdır. Bu eksi ve artı etkileşimlerden, elektrostatik etkileşimlerden faydalanılarak önce kolonda tutulur ve daha sonra mobil fazın niteliği değiştirilerek farklı bir mobil faz kullanılarak artı yüklü iyonun bu defa hareketli faza, yani mobil faza geçmesi sağlanır ve kromatografik ayrım bu şekilde gerçekleştirilir. Bu sisteme de biz iyon değiştirme kromatografisi sistemi adını veriyoruz. Boyut eleme kromatografisine geçelim arkadaşlar. Bu da boyut eleme kromatografisi de ayırma moleküllerin büyüklüklerine göre gerçekleştirilir. Biz aslında molekülün büyüklüğünden faydalanarak kromatografik ayrımı gerçekleştiriyoruz. İsmi uygulama alanına göre değişiyor. Boyut dışlama kromatografisi ya da jel geçirgenlik kromatografisi olarak adlandırılabiliyor. Jel geçirgenlik kromatografisi kimya endüstrisi alanları, sentetik polimerler ve susuz sistemlerde oldukça yaygın kullanılıyor. Jel filtrasyon kromatografisi ise biyokimyasal alanlar, biyolojik moleküller ve sulu sistemlerde yaygın olarak kullanılıyor. Boyut dışlama kromatografisinde çözünen moleküller ile hareketli faz arasında hiçbir etkileşim yoktur. Yani bizim hareketli fazımızda çözünen moleküllerimizin hareketli faza ilgisi olup olmadığı hiç önemli değildir. Başta anlattığımız etkileşimler hiçbir geçerli değildir. Yani polarite veya mobil fazdaki polarlığa, hareketli fazdaki çözünürlüğe veya sabit fazdaki polarlığa, apolarlığa göre değişen bir etki değildir. Molekülümüzün tamamen boyutuyla alakalı bir ayrım şeklidir. Şöyle düşünün, devasa bir ağ yapısına sahip olan jel parçacıkları durağan faz olarak kullanılır. Çok karmaşık ağ yapısına sahip jel parçacıklarımız var ve moleküllerimiz var. Moleküllerin içinde de çok farklı boyutta gözenekler olduğunu düşünün. Ve bu parçacıktaki gözeneklere girip çıkan moleküller boyutlarına göre ayrılıyor. Buna da boyut eleme kromatografisi deniyor. Şuradaki çizelgede burada aslında daha net anlayacağız. Bakın burada az önce anlattığımız şeyi görüyoruz. Şurada bizim
3 tane farklı boyuta sahip molekülümüz var bakın. Bu moleküller bizim asıl sabit fazımızdaki moleküllerin içine girip çıkarak mesafe kat ediyorlar. Küçük molekülün bizim sabit fazımız üzerindeki bu boşluğa, gözeneklere girip çıkması daha uzun zaman alacak. Düşünün, böyle binlerce molekül olan bir kromatografik kolonun içerisindeki tüm gözeneklere bizim küçük molekülümüz girip çıkacak. Bu girip çıkma esnasında kromatografik kolonunda büyük moleküle göre daha fazla oyalanacak. Onun için de kromatografik kolonundan daha geç çıkacak. En büyük molekülümüz bu alanların tamamına giremediği için bu yolu küçük moleküle göre daha kısa sürede kat edecek. Böylelikle biz boyut eleme kromatografisi yapmış oluyoruz. Yani gözeneklerin üzerindeki boşluklara girip çıkan moleküller kromatografik kolonunda zaman geçirme süresi de değişiyor. Buna göre de biz kromatografik ayrımı gerçekleştirmiş oluyoruz. En son kromatografi yöntemimizde, ayrım yöntemimizde afinite kromatografisi. Afinite kromatografisi aslında bir kimyasal bağlanma kromatografisi. Burada ne oluyor? Afinite kromatografisinde bir saflaştırma yöntemi aslında. Tek bir basamakla yüzlerce kat saflaştırma yapılabiliyor. Bu teknik bir çeşit adsorpsiyon kromatografisidir. Aslında yüzeyde bir birleşme söz konusudur. Aynı adsorpsiyon kromatografisi gibi. Matrix adı verilen katı bir destek materyaline ligandın kovalent olarak immobilize edilmesi işlemini kapsar. Yani şurada da anlatacağız. Şurada göreceğiz şimdi. Afinite kolonunda saflaştırılması istenilen molekül içeren bir karışım geçirilirse sadece istenen molekül ligand tarafından tutulur. Yani bizim kolonumuzun içerisinde bir ligand var. Ligand aynı anahtar kilit etkileşimi gibi bizim ayrılmak istediğimiz molekülle etkileşime giriyor. Bizim molekülümüzü tutuyor. Ve daha sonra yine mobil fazı değiştirerek, örneğin pH 7'de bizim molekülümüzü eğer bu ligand anahtar kilit etkileşimiyle tutuyorsa tekrar molekülü geri kazanmak için pH 3 olan bir hareketli faz veriyoruz. Ve bu defa ligand bizim molekülümüzü bırakıyor. Mobil faza ligand molekülümüzü geçiriyor ve mobil fazdan biz molekülümüzü geri kazanmış oluyoruz. Şurada da detaylı olarak göreceğiz. Bakın, pH 7 tamponu bizim kolonumuzun içerisinden geçiyor. Ve antikorun tanıdığı bir protein var. Yani bizim ligantımızın tanıdığı bir protein var. Burada anahtar kilit etkisiyle kromatografik kolonumuzun üzerindeki bu ligantlar bizim ayırmak istediğimiz molekülü yakalıyorlar. pH 7 tamponunda yalnız bunu yakalayabiliyorlar. Ya da bizim molekülümüzün o anda ihtiyaç duyduğu tampon neyse onu da yakalıyorlar. Bu örnekte pH 7 tamponunda kromatografik kolonunda ligandlar bizim ayırmak istediğimiz proteinleri yakalamış. Daha sonra ne oluyor? Bu protein yakalandı. Artık kolon içerisinde. Ama benim bu proteini geri kazanıp dedektöre göndermem gerekiyor. Daha sonra bir yıkama işlemi gerçekleştiriyoruz. Yıkama işleminde nasıl oluyor? Yıkama işleminde ben artık ligandın yakaladığı molekülü alıp hareketli faza almam gerekiyor ve hareketli fazdan dedektörüme göndermem gerekiyor. O zaman şöyle yapıyoruz. Hemen pH tamponumuzu değiştiriyoruz. Eğer hareketli faza geçebilmek için hangi pH tamponumuz gerekiyorsa öyle bir çözeltiyi kolondan geçiriyoruz. Bizim ligantımız yakaladığı molekülü tekrar hareketli faza veriyor ve böylelikle dedektöre gitmesini de sağlıyoruz. Kromatografik ayrımda afinitik kromatografisinde bu şekilde gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Evet, bu akşamki sunumumuz bu kadar. Çok yoğun bilgi içeriyor. Daha anlatmadığımız birçok detay var. Dilimiz döndükçe anlatmaya çalıştık. Bize mail yoluyla da soru sorabilirsiniz. Burada yer varsa buradan da sorularınızı alabiliriz. Dinlediğiniz ve katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz.